Merhaba değerli izleyenler. Gerek ülkemizden gerekse yurt dışından bizi izleyen herkese selam ve sevgilerimizi sunuyoruz. Ülkemizdeki tüm emeklilerimizin buluşma noktası, dertleşme noktası Emekli Televizyonu'na, Emekli TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine tüm emeklilerimizi çok yakından ilgilendiren bazı haberlerle karşınızdayım. Özellikle 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlarımızın, emeklilerimizin bu videoyu sonuna kadar çok dikkatli bir şekilde izlemesini rica ediyorum. Çünkü bildiğiniz üzere 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlarımızla 2000 yılından önce emekli olan vatandaşlarımızın maaşlarında ciddi bir maaş farklılığı var, ciddi bir adaletsizlik söz konusu. İşte bu adaletsizliğin ortadan kaldırılması için 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlarımızın diğerleri gibi, yani 2000 yılından önce emekli olanlar gibi aynı maaşı alması için şu anda Ankara'da çok önemli bir çalışma başlatıldı. Bu çalışmanın adı İntibak Düzenlemesi. Bunun detaylarını sizlerle paylaşacağım. 2000 yılından sonra hangi emekliler bu düzenleme ile ilgili müjdeyi çok kısa bir süre sonra alacak? Kimlerin maaşı ne kadar artacak? Kimlere ne kadarlık intibak düzenlemesi ödemesi yapılacak? Bunları tek tek bu videomuzda sizlerle paylaşacağım. Bildiğiniz üzere saygıdeğer emeklilerimiz, ülkemizdeki hemen hemen tüm emeklilerin ortak sorunu maaşların düşüklüğü. Ortalama 1500 lira emekli maaşı ödeniyor şu anda ülkemizde. Ancak bu parayla geçinebilmek, ay sonunu getirebilmek tabii ki mümkün değil. Gelinen noktada tüm emeklilerimiz insanca yaşayabileceği bir maaşa kavuşmak istiyor. İnsanca ve hiç kimseye el açmadan ay sonunu getirmek istiyor. Hemen hemen tüm emeklilerimiz bankalara borçlu, hemen hemen tüm emeklilerimizin kredi borcu var, kredi kartı borcu var ya da eşine, dostuna borçlu. Nitekim 1300-1400 lira emekli maaşı alanlar, 1100 lira emekli maaşı alan vatandaşlarımız var. Bu parayla ay sonunu getirebilmeleri tabii ki mümkün değil. Bu nedenle bankalara borçlular, bu nedenle kredi kartlarını kullanıyorlar ve bu nedenle eşinden, dostundan, çoluk çocuğundan para almak mecburiyetindeler. İşte gelinen noktada şunu söylemek mümkün. 25-30 yıl boyunca bu ülkeye hizmet et, 25-30 yıl boyunca sigorta primi öde, sonunda geldiğin nokta yokluk, perişanlık ve çile. Kısaca emeklinin halini böyle özetleyebiliriz. Nitekim içinde bulunduğumuz mübarek Ramazan ayında emeklilerimizle ilgili bir acı gerçeği de şimdi açıklamak istiyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak bir kişinin bir günlük fitre bedelinin 23 lira olduğunu açıkladı. 4 kişilik bir ailenin sadece karnını doyurabilmesi için gereken para aylık 2760 lira. Evet, 2760 liranın altında bir gelire sahipseniz ve emekliyseniz siz de fitre alabilirsiniz. Emeklilerimizin durumunu en güzel şekilde özetleyen örnek bu. Açıklamayı yapan Diyanet İşleri Başkanlığımız, emeklilerimizin maaşı da ortada. Kaç tane emekli 2760 lira aylık alıyor? Tabii ki çok ufak bir kesim 2760 lira emekli maaşı alıyor. Onun dışında ne dedik? Ülkemizdeki emekli maaşı ortalaması 1500 lira. Hadi geçin bakalım, geçinebiliyor musun? Hadi ay sonunu getir bakalım, getirebiliyor musun? Şimdi geliyoruz intibak düzenlemesine. İntibak bildiğiniz üzere 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlarımızın maaşlarının arttırılmasıyla ilgili yapılan düzenlemenin adı. Neden bu düzenleme yapılıyor? Çünkü 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlarımızın aylık bağlama oranları 2000 yılından öncekilere göre düşük. Nasıl mı? Biraz daha bu konuyu açacak olursak, 2000 yılından önce emekli olan vatandaşlarımıza aylık bağlama oranı %70 iken, 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlarımızın maaşları aylık bağlama oranları önce %65'e, ardından da 2008'den sonra da %28'e kadar düşürüldü. Bunun basitçe bir diğer anlamı ise, eğer siz 2000 yılından önce çalıştıysanız maaşınızın %70'i emekli maaşı olarak size ödendi. 2000 yılından 2008 yılına kadar yaklaşık %65, 2008'den günümüze kadar eğer çalışmışlığınız varsa da aylık bağlama oranınız, kısaca abonuz, maaşınız %28 oranında düştü. Evet, yani bir kişi 2008'den günümüze kadar örneğin 1000 lira maaş alıyorsa
bunun sadece 280 lirası emekli maaşı olarak bugün ödeniyor ama 2000 yılından önce 700 lirası ödeniyordu. Adına reform denilerek aylık bağlama oranlarını düşürdüler. Şu anda emekliye de adeta bir sadaka parası manyetinde bir maaş ödüyorlar. Değerli izleyenler, sevgili emeklilerimiz, intibak düzenlemesiyle ilgili olarak şu anda sosyal güvenlikte adaleti sağlama komisyonu çok önemli bir çalışmanın startını verdi. İlk etapta 700 bin emeklimiz bu intibak düzenlemesinden yararlanacak. Peki bu 700 bin emekli kimlerden oluşuyor? Siz bu 700 bin kişinin içerisinde var mısınız? Öncelik Bağkurlulara verildi. Evet, Bağkur'dan emekli olan 700 bin kişiye intibak düzenlemesi şu anda yapılıyor. Bu 700 bin kişinin dosyaları, emeklilik dosyaları şu anda uzmanlar tarafından tek tek incelenmeye başlandı. Çok kısa bir süre sonra emeklilerimize Bağkur emeklisi 700 bin kişiye fark olarak toplu bir ödeme yapılacak. Bağkur'la emeklilerimize geriye dönük olarak toplu bir ödeme yapılacak. Bağkurlulara 2000 yılından önce emekli olanlara göre bir ödeme yapılacak. Yani maaşları 2000 yılından önce emekli olan vatandaşlarımızla aynı seviyeye getirilecek. Bununla ilgili çalışma yoğun bir şekilde yürütülüyor. Bu miktar ne kadar diye sorabilirsiniz. Şu anda bizim tahminlerimize göre 1305 liradan başlayan miktarlarda birikmiş alacakları var Bağkurlu emeklilerin, 700 bin emeklimizin. Evet, bu en azından sevindirici bir haber diyebiliriz. Kısmen de müjdeli bir haber diyebiliriz. Çünkü emeklilerimiz için alacakları 50 lira dahi çok ama çok önemli. Bunun gerekçesi ise emekli maaşlarının çok düşük olması. Umut ediyor ve bekliyoruz ki 2000 yılından sonra emekli olan tüm vatandaşlarımıza bu hak sağlanır. Yaklaşık 5 milyon vatandaşımızın şu anda intibak yasası ile ilgili düzenleme beklediğini biliyoruz. Nitekim 2000 yılından önce emekli olan değerli büyüklerimiz de bugünkü emekli olan değerli büyüklerimiz arasında hiçbir fark yok. Çünkü hepsi aynı güne sahip, aynı sigorta primini ödemiş ama aldıkları maaş 2000 yılı öncesindeki emeklilerimizin yüksek. Bugün emekli olan, bugüne kadar emekli olan vatandaşlarımızın maaşları ise maalesef ve maalesef düşük. Ülkemizdeki geçim şartları, hayat şartları her geçen gün zorlaşırken emeklilerimizin onun için alacakları 50 liraya, 100 liraya dahi çok ama çok ihtiyaçları var. İntibak düzenlemesi çıktığında şu anki rakamlara göre en az 355 liraya kadar maaşlara zam gelecek. 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlarımızın alacakları maaşa 355 lira oranında ortalama bir rakam bu, bir zam gelecek. Bu ne zaman netleşecek? Bu intibak yasası çıktığı zaman netleşecek. Vatandaşlarımızın, emeklilerimizin almış olduğu maaşlara göre bu oran değişecek. Yüksek emekli maaş alan vatandaşlarımıza intibak düzenlemesi yüksek oranda yansıyacak. Düşük maaş alan emeklilerimize düşük oranda intibak düzenlemesi, intibak zammı yapılacak. Değerli izleyenler, saygıdeğer emeklilerimiz, bildiğiniz üzere ülkemizdeki düşük maaş konusu gerçek anlamda vatandaşın belini büküyor. Gerçek anlamda vatandaşımızı az önce de ifade etmiş olduğum gibi bankaların kucağına atıyor. İşte bu olumsuz tablonun ortadan kalkması için mutlak surette artık emeklilerimize taban maaş uygulaması getirilmelidir. Bunu her defasında söylüyorum, söylemeye de devam edeceğim. En düşük emekli maaşı mutlak surette asgari ücrete eşitlenmelidir. Yani ülkemizdeki en düşük emekli maaşı bugünün rakamlarına göre 2020 lira olmalıdır. Bunun dışında başka bir yöntem yok. Emeklimizin bir nebze olsun yüzünün gülmesi için en azından böyle bir çalışmanın, böyle bir düzenlemenin yapılması gerekiyor. 2020 lirayla da tabii ki geçinebilmek mümkün değil ama 1100-1200 lira emekli maaşı alan bir vatandaşımız için 2020 lira iyi para, maaşına yaklaşık %90 oranında zam anlamını taşıyor. Umut ediyor ve bekliyoruz ki emeklilerin uzun yıllardır kanayan bu yarası artık duracak. Bu emeklimizin kanayan bu yarasına umut ediyor ve bekliyoruz ki yetkililerimiz, siyasetçilerimiz, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere parmak basacaktır. Çünkü emekli için gerçek anlamda artık bıçak kemiğe dayandı, kemikte kırıldı, yolun sonuna gelindi.
Emekli ömrünün sonuna kadar borç ödüyor. Emekli kefenleneceği güne kadar maalesef ve maalesef yokluk içerisinde. Saygıdeğer izleyicilerimiz, sevgili emeklilerimiz, konuyla ilgili görüşlerinizi lütfen videomuzun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletin. Sizler de gelişmelerden haberdar olmak için mutlaka Emekli TV'ye abone olmayı, sizler de emeklilerimizle ilgili tüm gelişmelerden haberdar olmak için mutlaka Emekli TV'ye abone olmayı da unutmayın diyorum. Görüşmek üzere, sağlıklı ve mutlu günler dilerim.